İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 9 Kasım 2013 Cumartesi. Scratch Video Dersleri serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Scratch'i tanıtacağım. Scratch'in ne olduğunu, nasıl internetten bilgisayara indirip kullanabileceğimizi ve bundan sonraki bölümleri, 27 kadar bölüm çektim. Nasıl takip edeceksiniz? Ondan bahsedeceğim. Yapmanız gerekenlerden. Scratch'ten başlayalım. Scratch bir bilgisayar programlama ortamı. Bilgisayar programcılığını çok eğlenceli ve kolay bir hale getiren bir ortam. MIT tarafından geliştirilmiş. Bilgisayar program kodlarını, satırlarını, bilgisayar programcılığını tanımayanlar, bilmeyenler için korkunç görünen o satırları renkli bloklar, Lego blokları, oyuncak gibi bir bloklar haline getirip görevlerine göre gruplandırıp ayrı renklerde oluşturulmuş bir ortam. Bir sahne var, karakterler var, onlarla etkileşim halindesiniz. Kulağa ve gördüğünüz zaman göze sanki bir çocuk oyuncağıymış gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Çünkü çok gelişkin, yani multitasking yapan programlar bile yapabiliyorsunuz. Çok görevli, yani aynı anda onlarca işlemi birden yapabilen bir ortam. Onu tanımakla işe başlayacağız. Şuradaki kedicik, Scratch. The Magpie dergisi var. Altında biraz sonra onu da inceleyeceğiz. The Magpie dergisinden takip edeceğim dersleri. Sonra bu ders serisi bittikten sonra ek dersler olarak bazı düşündüğüm projeler var. Onları ekleyeceğim. Ve internetten de The Magpie dergisine, Scratch'in web sitesine, bir de Türkçe bir kitap çıktı ODTÜ yayınlarından. Onu nasıl temin edeceksiniz ona bakacağız. Şimdi Scratch'le başlayalım. Scratch'i açarak ben sahneyi terk ediyorum ve Scratch'e bırakıyorum. Scratch böyle bir program. Biraz önce bahsettiğim gibi şurada renkli bloklar var. Bu bloklar sayesinde program yazıyoruz. Bu motion'un altındakiler, işte kontroller var. En basitinden şu. Program başlatmak için şöyle bir yeşil bayrak var. Yeşil bayrağa bastığın zaman çalışıyor. Buraya eklediğiniz kodlar çalışıyor tabii ki. Mesela çok, çok basit bir şey ekleyelim şöyle. Hello desin. Hello 2 saniye boyunca. Bu say hello for 2 seconds. Sonra da programı kapatalım. Stop script var veya stop all var. Her şeyi durdur ya da script'i durdur. Bu yazdığımız kodlara, bilgisayar program satırlarına kod bazen script diyoruz. Bunların ayırdığını daha sonra öğreneceğiz. Arada ufak farklar var. Ama ben ikisini de sıklıkla beraber kullanıyorum. Script dediğim zaman veya kod dediğim zaman bunları anlayacağız. Bu kadar bir program yaptım ve gittim şuradaki yeşil bayrağa basıyorum. Buna bastığım zaman 2 saniye boyunca hello dedi ve yok oldu. Evet, çok kısa bir program yazdık. Daha karmaşık programları yazabiliriz. Örnek olarak ben şöyle bir merhaba programı yazdım. Şimdi hemen programcılığın içine dalmak değil niyetim. Sadece diğer bölümlerde nelerle karşılaşacağınızı göstermek istiyorum. Biraz daha karışık program yazdığımız zaman böyle rengarenk güzel bir görüntü oluşuyor. Bu programın yaptığı şey değişken kullanıyor. Ses çalıyor. Şurada bir miyavlayacak biraz sonra. Bize sorular soruyor. Şurada. Verdiğimiz cevabı, answer'ı kullanarak bize tekrar bir şey söylüyor. Sonra şöyle döngüler var. Birden 0'dan 9'a kadar burada sayı. 0'dan başlatıp 10 kere saydığında 9'a kadar çift ve tek sayıları bulabiliyor. Matematiksel işlemler yapıyor. Ve bunları işte o korkunç görünümden böyle siyah ekrandaki beyaz satırlar da eskiden. Şimdi yine bilgisayar programlama geliştirme ortamları daha yine renkli ve eğlenceli ama başlangıç seviyesi için çok çok iyi bir ortam. Bunu çalıştıralım. Şimdi buradaki sahnede sprite dediğimiz şöyle karakterler var. Kedicik diyorum ben buna. Sprite 1. Bunların kostümleri var. Kostümleri şu şekilde değiştirebiliyorlar. Bu kostümler arasında sağ taraftaki kediciğe dikkat edin. Dönüştürdüğünüzde yürüme efekti, çeşitli animasyonlar yapabiliyorsunuz. Sesler var. Bir tane miyav varmış burada. Bu seslerden veya istediğimiz herhangi bir sesten import edip her türlü sesi programa ekleyebiliyoruz. Şimdiye kadar kullandığım bütün terimler hep İngilizceydi. Ve İngilizce devam edeceğim. Çünkü The Magpie dergisine paralel devam ediyorum. Oradaki projeleri işliyorum.
O projelerde, daha doğrusu The Magpie dergisi de şimdilik İngilizce. Birkaç dile çevrildi. Ücretsiz bir dergi. Ve gönüllülerin hazırladığı, gönüllülerin de kendi dillerine çevirdiği bir dergi. Henüz Türkçe'ye çevrilmedi. O yüzden İngilizce devam edeceğim. Ve İngilizce olmasının, yapacağımız derslerin şöyle bir faydası daha var. Bu tabii ki bir giriş. Bilgisayar programcılığına giriş adımı. Daha sonra C, Python ya da Python gibi dillere geçmek isteyebilirsiniz. Ve orada bulacağınız kaynaklar, bilgisayar programları, internetteki kodlar, başvuracağınız kodlar hep İngilizce olacak. O yüzden bilgisayar programcılığındaki birçok kavramı İngilizce olarak öğrenmekte fayda var. Özellikle temel isimleri, yani buradaki operatörler, variables'lar, motion'lar, kontroller, işte if, else, repeat gibi terimler. Eğer isterseniz Türkçe'ye, tamamen Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Şuradaki Scratch yazısının yanındaki dünya tuşuna bastığınız zaman şöyle dünyaya benzer bir ikon var burada. En alt satırda, ben de şu anda burada görünüyor. Başka yerde de görünebilir. Eğer burada göremezseniz en alt satırdaki mora basıp bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Devamı var. Tekrar mora bastığınızda kaç sayfa varsa o kadar ilerler. Şuradan Türkçe'ye bastığınızda bütün program, her şeyiyle, programın kendisi ve sizin yazdığınız programda Türkçe'ye döner. Yani şurada mesela yeşil bayrak tıklandığında sesini çalın, sor ve bekle, süre, saniye gibi defa tekrarlayın. Mesela repeat'ti bu, defa tekrarlayın olmuş. Söyle gibi Türkçe'ye çevirmiş. Bu aslında bilgisayar programcılığında kullandığımız komutların, terimlerin, terminolojinin sayısı çok az. O yüzden İngilizce devam etmenin bir zararı olmadığını düşünüyorum. Tercih sizin, nasıl isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Bu program ne yapıyormuş, ona bakalım. Biraz önce şuradaki sahnede çalıştırdık programı. Şimdi bir de şurada presentation mode, sunum modu, sunum kipi denilen bir yer var. En sağdaki ikona bastığınızda bu çıkıyor ve yeşil bayrağa bastığımızda çalışıyor. Miyavlayarak benim adım Scratch, senin adın ne diye sordu. Altta bir input satırı var, girdi satırı. Buraya adımı yazabiliyorum. Ben diyorum adım Reha, enter. Merhaba Reha dedi ve şimdi sana diyor 0'dan 9'a kadar tek ve çift sayıları sayacağım. 0 çift, 1 tek. İşte farklı seslerle matematiksel işlem yapıp çift mi tek mi olduğunu test edip bunu da çıktı olarak ekrana bu şekilde veriyor. Bu yazabileceğimiz en basitlerinden bir tanesi. Önümüzdeki derslerde göreceğimiz projelere bakalım. Kayıtları bitirdiğim için o projelerde, bitirdiğim projeler de burada. Mesela bir Simon oyunundan başlayalım. Biz pek tanımıyoruz ama bu dergide bahsettiğine göre, yani The Magpie dergisinde, işte babalarınıza, hatta dedelerinize, ninelerinize sorarsanız böyle bir oyun vardı diyorlar. Eski bir oyunmuş. Şöyle, burada değişik renklerde notalar var. 4 tane nota var elimizde ve altlarında lamba var. Yani oyunun, Simon oyununun orijinali böyleymiş. Belki siz görmüşsünüzdür. Ben daha önce rastlamamıştım. Şimdi bu başlaya bastığım zaman 4 tane nota çalacak karışık bir şekilde. Ve benim tekrarlamamı isteyecek. Oyun bu şekilde. Ben başarılı oldukça, 4 taneyi doğru çaldıkça tekrar başka karışık nota dizisi çalacak ve bunu bir arttıracak. Burada skorum var, hakkım var. Evet, şimdi dikkatle dinle diyor. Bakalım. Bu oldukça kolaydı. Bravo, aynısını çaldın diyor ve bu şekilde devam ediyor. Bir arttıracak, 5 tane çalacak. Bir skor aldım, 3 hakkım var. Bütün bunları nasıl yapabileceğimizi göreceğiz bu programı yazarken. Şöyle bir iki örneğe de hızlıca bakayım, çok fazla ayrıntıya girmeden, vaktimiz de çok fazla yok. Bir tane güzel bir kurbağa oyunumuz var. Hemen onu oynayarak göstereceğim. Şöyle ana moda geçelim. Yeşil bayrağı bastığımda bu kıyıda sağa ve sola hareket edebiliyorum. Kütüklerden birinin üzerine atlayıp sonra diğerine ve karşıya geçiyorum. Bu şekilde seslerle renklendirebiliyorsunuz oyunu. Sadece oyun yazmayacağız tabii ama birkaç tane daha oyun göstermek istiyorum. Çünkü çekici kılıyor programcılığı. Daha karmaşık programlarımız da var. Mesela HeapSort var. Karmaşık programlara, algoritmalara girdiğimiz zaman fraktallar var. Şifreleme algoritmaları var şurada gördüğünüz. Ama ben şuradan Rayscar'ı seçeyim. Bir de şöyle bir oyunumuz var. Çok basit bir yarış oyunu. Yeşil bayrağı basınca başlıyor.
Evet. Karşıdan böyle Lego parçaları, toplar geliyor. Eğer şarampole çıkarsanız kaza yapıyorsunuz ve o hakkınız bitiyor. Topa çarparsanız da öyle. Bunların arasından kurtulmaya çalışıyorsunuz. Bunların grafik tasarımlarını nasıl yapacağımızı, bu animasyonları, tuş kontrollerini, sesleri nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bir tane Angry Bird'e benzer bir oyun var. Onu yazdık. En son projeydi o. Neydi? Canon Game. Şöyle bir topumuz var. Açısını ayarlayabildiğimiz ok tuşlarıyla şöyle starta basıp, yani yeşil bayrağa basıp oyunu başlatıyorum ve sol ve sağ ok tuşlarıyla klavyedeki açısını ayarlıyorum. Yukarı aşağı ok tuşlarıyla da şurada gördüğünüz initial speed, yani başlangıç hızını, topun namludan çıkış hızını ayarlıyorum ve space'e bastığım zaman atış yapıyor. Amacım davulu vurmak. Şimdi şiddeti biraz daha arttırayım ve bu sefer fazla gitti. Biraz azaltıp tekrar atıyorum. Ve sanırım bu sefer vurdum. Sonra tekrar enter'a basıp devam ediyorsunuz. Skor alıyorsunuz. Bunların haricinde şifreleme algoritması var bir tane. Pretty Poor Privacy diye bir programdı. Programları ben hazırlarken, dersler hazırlarken defalarca yazıyorum. Ona rağmen hatalarım oluyor. Hataların yapılması çok normal. Hata yaparak öğreniyoruz. Ve defalarca yazmak da başlangıç için çok normal. Hatta normal bir projenin bazen en baştan yazılması bile gerektiği oluyor. Bitmiş bir projenin bile. Bunların normal karşılanması gerektiği bilgisini şimdiden vereyim. Ve hatalar, benim bilerek yaptığım ve bilmeden yaptığım bazı hatalar var. Programın ilerleyen aşamalarında karşılaşıyoruz onlarla ki bunlar da bize birçok şey öğretiyor aslında. Onları bilerek bazılarını silmedim, bıraktım. Çünkü kalıcı bir bilgi sağlıyor bizde. Ha, böyle yaparsam yanlış oluyormuş demek ki. Doğrusunu anlamak açısından. Bu bir şifreleme programı ve Donald E. Knuth'un Bilgisayar Programlama Sanatı kitabının giriş cümlesinin paragraf haline getirilmiş ve şifrelenmeye hazır durumda şu anda. Sayısal bilgisayarlar için programlar hazırlamak sadece ekonomik ve bilimsel kazanımlar sağladığı için çekici bir uğraş değildir. Ayrıca şiir ve müzik gibi estetik deneyimler kazandırabilir diye çok güzel bir giriş cümlesi. Ve gerçekten de böyle. Şöyle yapalım. Şuradan çalıştırayım. Bir tane şifreleme için karakter listem var. Şöyle bir şifre anahtarı oluşturuyorum. Plain text. Load plain text dediğim zaman bunu, buradaki girmiş olduğum teksti şifrelemek üzere şifreleme algoritmasına gönderiyor. Sonra Encipher ya da Enchiffer. İstediğiniz gibi telaffuz edebilirsiniz. Şu anda %12'ye kadar geldi, %13. %90'larda ben tekrar başlamak üzere kaydı durduracağım. Evet, %95'e geldi, bitmek üzere. Bitirdikten sonra şifrelenmiş halini şuradaki alanda göreceğiz. Evet. Okunamaz hale getirilmiş biraz önceki paragraf. Buradaki şifreleme anahtarı sayesinde göndereceğimiz yerde de bu anahtar olduğu takdirde aynı algoritmayı kullanıp bunu okunur hale getirebiliyor. Bu bir şifreleme tekniği. Burada hackerlığa da ilk adımları, büyük adımlar atmış olacağız. Aslında bilgisayar programcılık da bir hackerlık gerektirir. Hacker'ın tanımı aslında çok yanlış biliniyor. Bilgisayarlarda, internette işte birilerinin sitelerini göçertip oraya girip komik veya böyle anlamsız şeyler yazmaktan ibaret değil hackerlık. Onun ne olduğunu öğreneceğiz. Şifrelemeyi ve şifre kırmayı, aslında ikisini de öğrenmek önemli. Şifre kırmayı öğrendiğiniz zaman şifrelerinizi daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Ek derslerde bu şifreleme tekniğinin eksik yanlarını, zayıf yanlarını inceleyip nasıl güçlendirilebilir? Tabii önce nasıl kırılır ona bakacağız. Kırdıktan sonra da bunlar nasıl engellenebilir onlara bakacağız. Bunlar ek derslerin konusu olacak. Aynı şekilde bu devam edersem, bunu decipher var burada, decipher. Şifresiz hale getirebilirim. Şimdi Scratch böyle bir program. Daha birçok örnek var. Bunların hepsiyle önümüzdeki sayılarda karşılaşacaksınız. Çokça proje var burada. Şimdi The Magpie dergisine bir bakalım. Don't Save. The Magpie dergisi. Raspberry Pi diye bir bilgisayar var. Cambridge Üniversitesi'nden, İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nden Eben isminde bir bilim adamının oluşturduğu bir
bilgisayar, kredi kartı ebatlarında bir bilgisayar. Çok ucuz. Daha çok öğrencilere, dünyanın her yerindeki öğrencilere bilgisayar programlamasını ve donanımı, sadece bilgisayar programlamasını değil, donanımla ilgili de çok şey öğreneceğiz. Nerede? Şurada, evet. Şunun kapağında var. Buna bakalım. Hop, çok ilerledim. Birinci sayfaya geri dön. Enter. Şöyle bir şey. Biraz uzaklaşalım. Bunu artık Türkiye'de de temin edebiliyorsunuz. 100 lira civarında ve çok yetenekli. 512 MB hafızası var. HDMI çıkışı, Ethernet bağlantısı, USB bağlantısı var burada. Ses çıkışı, normal televizyona bağlamak için. Ve şurada pinler var. Input-output pinleri. Bunlarla çok güzel şeyler yapılıyor. Bir sürü robot kontrolleri, sensörler, kamera bağlantısı var. İstenildiği zaman kamera bağlanıyor. SD kart ile çalışıyor. Çok basit bir şekilde cep telefonu şarjıyla çalışan bir bilgisayar. Çok ucuza elde edebileceğiniz. Raspberry Pi ile Scratch ile tanışmış oldum ben de. Scratch derslerini buradan takip ediyorum. The Mac Pi da ayrı bir şirket ama tıpkı Raspberry Pi gibi kar amacı gütmeyen bir vakıf, Raspberry Pi Vakfı. The Mac Pi ise bir şirket. Ama ücretsiz bütün bu sayıları. Basılı sayılarını satın alabiliyorsunuz. TheMacPi.com'dan satın alabilirsiniz isterseniz. Para ödemek zorunda değilsiniz. Eğer isterseniz, katkıda bulunmak istiyorsanız bu projeye oradan satın alırsınız ya da bağış yaparsınız. Şurada göreceğiniz ikon lisansını tanımlıyor. Creative Commons lisansıyla. Sadece parayla satılamaz diyor. Onun haricinde istediğinizi yapın, değiştirin, tekrar yayınlayın. Üzerindeki çalışmaları istediğiniz gibi kullanın. Bu aynı lisansı kullanmak kaydıyla ve parayla satmamak kaydıyla her şeyi yapabilirsiniz MacPay dergisinde. Şimdi bu dergiden, Scratch derslerinden takip edeceğiz. En son 18. sayısı çıktı. Kasım 2013 sayısı. Bu ayda Kasım 2013'ün Kasım'ındayız. 9 Kasım. Birinci sayısı da Mayıs 2012'de çıkmış. Bu arada çıkan 18 sayının içinde Scratch dersi bulunan bölümlerin dersleri, sıradaki dersler. Arada bazı donanımla ilgili, yani Scratch kullanarak böyle ledleri yakıp söndürme, motorları çalıştırma gibi projeler var. Hatta bir tanesine şu son Kasım sayısından bakalım. Çok güzel bir proje. Şöyle alt sayfalara inelim. Evet, şuradan bakalım direkt. Şöyle bir proje yapmışlar. Scratch'i de kullanarak Raspberry ile bir Lego interfeysi kartı bağlanmış üzerine. O da çok ucuz bir kart. Lego'nun motorlarını, sensörlerini kullanabiliyor. Bu şekilde işte salyangozların yaşam alanlarını, bu bir proje. Biraz sonra ona da bakacağız. Bakalım hatta aşağıda. Şöyle bir kamerası çıktı. Bunun infrared kamerası da var Raspberry'nin. İnfraredli olan, evet şu siyah olan yeni çıktı. Çok ucuz kameralar ama kaliteli kameralar. Bunları bağladığınızda Scratch'i de kullanarak, başka daha sonra Scratch öğrendikten sonra diğer dilleri de kullanarak yazdığınız programlarla, şu mesela bakın kimin projesi. Şöyle aşağıya doğru inelim. Buralarda bir yerde olsa gerek. Evet, neredesin proje? Böylece sayfalarına da bakmış oluruz. Evet, bu biraz önce baktığımız nerede? Scratch projesi. Şöyle Lego motorlarını Raspberry ile Scratch ile birleştirip Lego motorlarını çalıştırıp bu şekilde robotlar yapabiliyoruz. Ve Scratch kodları ve bir tane salyangoz projesi olacak idi. Lehimleme, bu laboratuvar derslerimiz de olacak. Lehimlemeyi öğreneceğiz, elektronik devre yapımını öğreneceğiz. Diğer bilgisayar programlama dilleriyle de bunları konuşturacağız. Bu protoboardlarla LED yakıp söndüreceğiz. Scratch ile bunu ilk yapacağımız iş olabilir. Raspberry'nin imkanları çok çok geniş. Bize bilgisayar programcılığı, elektronik mühendisliği ile ilgili çok şey öğretiyor. Sanırım bu sayıda değildi o. Evet. Sonuna geldik.
Evet, bahsettiğim mesela şunlar C diline benziyor, return sıfırla dönmüş. Bu şekilde karmakarışık görünen satırlar aslında Scratch'te karşılığı olan program satırları, program kodları. Şimdi The Magpie'yi internetten nasıl indiriyoruz ona bakalım. İnternet tarayıcımızı açtığımızda The Magpie sitesine gittiğimizde The Magpie sitesinin adresi şu: www.themagpie.com. Buraya gittiğinizde son sayıdan başlayarak geriye doğru bütün sayıları görüyorsunuz. Ve bu sayıları, ilk sayıya gidelim, şuradaki sağ ok tuşuna basarak ilk sayıya kadar gidiyoruz. Ve kapağını, bu sayının Mayıs 2012 mesela, bunu tıkladığınızda o sayıyla ilgili sayfaya geliyor ve bu sayfada o sayıyla ilgili bazı yazılar var sol tarafta. Sağ tarafta ise o sayının kapağı var. Kapağın hemen altında View on Issue diye bir seçenek var. Altında da PDF var. İstediğinizi seçebilirsiniz. View on Issue'ya bastığınız zaman internetten Issue diye bir elektronik dergi sitesi var. Orada sayfa sayfa normal gerçek bir dergi okur gibi bu şekilde böyle sayfaları çevirip içinde gezip detaylarıyla. Şu mesela gördüğünüz Raspberry Pi'ın ilk örneklerinden, prototiplerinden biri. Çok daha küçüktü aslında. Bir USB flash bellek kadar küçüktü. Tekrar tıkladığınızda uzaklaşır ama ben diğer seçeneği kullandım. Download PDF diyor. Buna bastığınızda eğer internet tarayıcınız destekliyorsa Adobe Reader'la yükleniyor. Ve yüklendiğinde dergiyi buradan kendi internet tarayıcınızdan inceleyebileceğiniz gibi şuradaki sağ alt köşeye geldiğinizde Adobe Reader'ın son versiyonlarında bu çıkıyor. Şu disket resmine bastığınızda bunu istediğiniz herhangi bir yere kaydedebiliyorsunuz. Ve bu ilk sayıdan başlayacağız. Üçüncü sayfada, genellikle üçüncü sayfada oluyor. İçindekiler bölümü var. Üçüncü sayfaya gidiyoruz. Contents bölümü ve oradan Scratch Patch'in nerede olduğuna bakıyorsunuz. Kaçıncı sayfada? O şekilde. Ama tabii diğer sayfaları da incelemenizi tavsiye ederim. Birçok güzel proje var içinde. Başka dillere de alışabilirsiniz. O sayede başlangıç için bir göz aşinalığı olur. Diğer bir seçenek de bu ikinci satırda PDF'e sağ tuşla tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet dediğinizde doğrudan istediğiniz herhangi bir klasöre kaydedebilirsiniz. Karşıdan yüklemelere olabilir. Bu şekilde. Bir de şey var. Şeye bakalım. Neredesin Scratch? Scratch'in sitesine. Scratch.mit.edu sitesine gittiğinizde böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Burada Scratch'i indirmeden de direkt internet üzerinden çalıştırabilirsiniz. Burayı tıkladığınızda dene bakalım. Türkçe olarak geldi. Benim kullandığım işletim sisteminin dilini tespit edip Türkçe geldi. Kullandığınız bilgisayara göre bu İngilizce de gelme ihtimali var. Ve aynı biraz önce kullandığım Scratch'e benzer ortam burada da çalışır vaziyette şu anda. Bunu kullanabilirsiniz isterseniz ve Türkçe buradaki gördükleriniz. Ben sizi şuraya götürmek istiyorum. Kendi bilgisayarınıza indirmek daha iyi. Burayı da kullanabilirsiniz tabii ki. Burada bir Scratch'e katılla üyelik almanızı tavsiye edeceğim. O zaman projelerinizi buraya upload edip yükleyip diğer projeleri inceleyebilirsiniz. Kendi projelerinize yorumlar alabilirsiniz. Şu yardım kısmına gidip yardımda sağ taraftaki sütundan biraz aşağıya indiğiniz zaman 2 çıkmış. Scratch 2 offline beta. Bunu şimdi fark ettim ben de. 1.4 download var. Dersler boyunca kullandığım 1.4'tü. Buna tıkladığınız zaman Apple, Windows ve Linux sürümleri için ayrı ayrı download linkleri var. Bunlardan size uygun olanı indirip bilgisayarınıza kurup Scratch'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz. Evet, başka ne kaldı? Bununla, evet, Seyri Sıra. ODTÜ Yayıncılık. ODTÜ Yayıncılığın sitesine girdiğiniz zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayıncılık. Bir ODTÜ Geliştirme Vakfı kuruluşudur. Ben de yeni tanıştım bu siteyle. Çok güzel bir site. TÜBİTAK kitapları, yüksek öğretim, tarih, roman, edebiyat, şiir, bilgisayar,
Burayı da Scratch'ten bağımsız olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Güzel şeyler var. Scratch için de şöyle yapacaksınız. Şurada arama satırı var. Ben daha önce yazmışım Scratch diye. Buraya Scratch yazıp ara dediğinizde size Scratch ile ilgili olan sonuçları veriyor. Ve bir tane kitap var. Scratch ile programlamayı öğreniyorum diye bir kitap. 20 liraymış. Buradan satın alabiliyorsunuz. Sepete ekle var. Kitaba bir bakalım. Nergis Erçil Çağıltay ve Mehmet Can Fal'ın kitabıymış. Türkçe. Bu kitabı edinmenizi tavsiye ederim. Elinizin altında bir tane Scratch komutlarını öğrenebileceğiniz Türkçe bir kaynağın olması çok iyi. Yeni çıktı sanırım kitap. Burada kitapla ilgili yazarların tanıtım paragrafı var. Ve altında da bu kitabı alanlar şunları da aldı bölümünde. Çocuklar için programlama, çocuklar için web tasarımı diye iki tane daha var. Yani bilgisayar ve internetle ilgili kitap. Bunlara da bakmanızı tavsiye ederim. Bu siteyi iyi gezmek lazım. Güzel şeyler var sitede. Başka ne kaldı? Şimdilik bu kadar sanırım. Şimdi Raspberry Pi sitesine gitmedik. Raspberry Pi'nin sitesine gidelim ve bu bölümü bitirelim. Sonraki bölümde, yani bundan bir sonraki bölümde The Magpie dergisindeki ilk bölümden, ilk Scratch projesinden başlayacağız. Sonra Kasım ayına, daha doğrusu Ekim ayındaki The Magpie dergisine, geçtiğimiz aydaki The Magpie dergisine kadar olan projeleri inceleyeceğiz. Bu www.raspberrypi.org sitesine geldiğinizde Raspberry Pi ile ilgili birçok şeyi buradan öğreneceksiniz. Downloads'lar var. Downloads'da eğer bir Raspberry Pi satın aldıysanız, ki Türkiye'de satılıyor, internetten Google'dan arama yapıp satılan yerleri görebilirsiniz. İşletim sistemleri yine ücretsiz olarak burada. Değişik işletim sistemleri var üzerinde çalışan. Ben Raspbian'ı kullanıyorum. Raspbian üzerinden devam edeceğim. Şimdi Scratch derslerini Windows'la yaptım ama Raspbian üzerinden devam edeceğim. Bu Raspberry Pi sitesini de incelemenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok geniş bir konu. Bunun detaylarına girmeyeceğim şimdi. Ayrı derslerimiz olacak. Ha evet, benim biraz önce The Magpie'de aradığım proje buymuş. Buradaymış. Raspberry Pi sitesindeymiş. The Magpie'de diye hatırlıyordum. Orada haberi vardı sadece. Şöyle güzel bir ortam yapmış. Raspberry Pi'nin yeni çıkan kızılötesi kamerasıyla bir salyangoz habitatı oluşturmuş. Habitat projenin de adı. Burada salyangozun hayatını Raspberry ile, Scratch ile öğreneceğiniz programlama teknikleriyle, hatta Scratch'i de kullanarak, büyük ihtimalle o da vardır, onu bilmiyorum şu anda. Bunları inceleyebiliyorsunuz, neler yaptığını. Böyle çok güzel projeler var. Burayı takip etmenizi tavsiye ederim. Ben Upton, Raspberry Pi'nin yaratıcısı. Onunla ilgili yazılar çıkıyor sık sık. Çok büyük bir proje başlattı. Başlattığında bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordu. Bütün dünyaya yayıldı. Büyük bir fenomen halinde Raspberry dünyayı sallıyor. Örneğin Steve Wozniak, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Facebook'un sahibi, Google sık sık ziyaret ediyorlar. Sadece bir öğretim görevlisinin, üniversitedeki bir profesörün, genç bir profesörün oluşturduğu Scratch'te ayrı bir proje olarak MIT'de geliştiriliyordu. İkisi birden birleşti ve Raspberry Pi üzerinde dersleri devam ediyor. Ek dersleri ve ileriki donanım derslerini, laboratuvar derslerini Raspberry Pi üzerinde çalışan Scratch'ten yapacağız. Evet, bu bölüm için bu kadar. Bilgi yeterli. Şöyle bir tur atmış olduk Raspberry ile ve Scratch ile ilgili. Bir sonraki bölümde ilk Scratch programımızı yazmak üzere buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.